4. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı 7. ünite Basit Elektrik Devreleri sayfa 192 Basit Elektrik Devresi hazırlayalım. Hazırlamış olduğumuz basit elektrik devresine göre anahtar kapalıyken ampul ışık verdi mi? Anahtar kapalıyken ampul ışık verdi mi? Evet, anahtar kapalı olduğu için devre tamamlanır ve elektrik akımı pilin içindeki akımlar lambaya ulaşacağı için ışık verir. Anahtar açıkken ampul ışık verdi mi? Işık vermez. Anahtar kapalıyken ampul ışık vermediyse bunun nedeni ne olabilir? Pil bitmiş olabilir, kablolarımız kopmuş olabilir. Sayfa 194 uygulayalım. Aşağıdaki elektrik devrelerinin altlarına ışık verir veya ışık vermez ifadelerini yazalım. Birincisine bakalım. Pilimiz var. Kablolarımız bağlanmış. Kabloda herhangi bir kopuk yok. Burada anahtar olmamasına rağmen buradaki lambamız ışık verir. Anahtarın olması şart değildir. Işık verdi. B'ye baktık. B'de anahtarımız var. Kablolarımız bağlanmış ancak pil olmadığından dolayı ışık vermez. C'ye baktık. Pilimiz var. Anahtarımız var. Kablolarımız bağlanmış ancak burada anahtardan dolayı devremiz tamamlanmadığı için ışık vermez. Ç'ye bakalım, pil var, anahtar var, kablolarımız doğru şekilde bağlanmış, anahtar da kapalı olduğundan dolayı ışık verir. D'de ise kablomuz pilin aynı kutbuna bağlandığından dolayı yanlış bağlantı kaynaklı devre ışık vermez. E'de ise iki tane ampulümüz var ancak pil kaynağımız bulunmadığından dolayı yine burada da ışık vermez. B, aşağıdaki devre elemanların isimlerini yazalım. 1 numarada ampul, diğer ismiyle lamba. 2 numara bağlantı kablosu. 3 numara pil. 4 numara anahtar. 195 1. bölüm değerlendirme soruları. 1. Aşağıdakilerden hangisi basit elektrik devresinde yer alan bir devre elemanı değildir? Pil, bağlantı kablosu ve anahtar bizim devre elemanlarından birisi iken plastik çubuk bunlardan birisi değildir. Cevabımız D seçeneği. 2. Görselde verilen devre elemanı ile ilgili olarak ifadelerden hangileri doğrudur? 1'e bakalım. Devreye enerji verir. Pil devrenin enerji kaynağıdır. 1 numara doğru olduğundan dolayı 1 numara olmadığı C şıkkını eledim. 2 numara artı ve eksi kutupları vardır. Pilde artı ve eksi kutupları mutlaka olması gerekir. 2 numarada doğru. Dolayısıyla ben şıkkını eliyorum. Elektrik enerjisinin taşınmasını ve saklanmasını sağlar. Evet, piller elektrik enerjisinin taşınmasını ve saklanmasını sağlar. Dolayısıyla 3 de doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3. Üçüncü soru, görselde verilen elektrik devresinde aşağıdaki devre elemanlarının hangisi yoktur? Burada lambamız, ampulümüz var. Kablomuz yine görmüş olduğumuz kırmızıyla gösterilen var. Pilimiz, yeşil ve beyaz olan pilimiz var. Anahtarımız devrede bulunmamaktadır. Dördüncü soru, yukarıdaki devrede 1, 2 ve 3 ile gösterilen devre elemanların ismi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 1 numaralı elemanımız pildir. Dolayısıyla A ve C şıklarını sildik. 2 numaralı elemanımız ampul, 3 numarada anahtar. Doğru cevabımız B seçeneği. 5. Aşağıdakilerden hangisi pil, lamba, anahtar ve bağlantı kablosunu oluşan bir elektrik devresidir? Evet, ilk önce pilimizin olması gerekiyor. Pilin olmadığı A şıkkını eledim. Lamba diyor. Lambanın olmadığı var mı? Evet, D şıkkında da lamba yok. Eliyorum. Anahtar. Anahtar burada var ancak B şıkkında anahtarımız yok. Doğru cevabımız C şıkkı. 6. Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Elektrik düğmesi anahtardır. 1 numara doğru. Duvar içindeki kablolar bağlantı kablosudur. Yine kablolarımız bağlantı kablosunu temsil eder. Doğru. 2 numarada mutlaka olacak. Avizemiz pil. Avizemiz pil değildir arkadaşlar.
Lambaya örnektir. 3 numara olmayacak. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2. Sayfa 198 özetleyelim. Basit elektrik devresi elemanları kablo, pil, ampul ve anahtardan oluşmaktadır. Kablonun görevi devre elemanlarını birbirine bağlar. Pilin görevi enerji üretir. Ampulün görevi ışık üretir. Anahtar ise devreyi açıp kapatmaya kontrol etmemize sağlar. Sayfa 199 ünite değerlendirme soruları. 1. bölümde boşluk doldurma var. Elektrik devresinde nokta nokta devrenin açılıp kapanmasını sağlar. Açılıp kapanmasını ne sağlar arkadaşlar? Anahtar sağlar. Dolayısıyla 1 numara anahtar olacak. 2. Elektrik devresinde nokta nokta enerji sağlayan devre elemandır. Enerjiyi bize ne sağlamakta? Pil sağlamakta. 3. Elektrik devresinde nokta nokta elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirir. Elektriği ışığa çeviren bizim için ampuldür. 3 numarada ampul olacak. 4. Elektrik devresindeki nokta nokta içinde bakır tel bulunur. Bağlantı kablosunun içinde ya da kablonun içinde bakır tel bulunur. 4 numara kablo. 5. Elektrik devrelerinde anahtar kapalı iken lamba ışık verir. 5 numara kapalı olacak. 6. Pillerin artı ve eksi kutupları vardır. 7. Bir elektrik devresinde bağlantı kablolarında kopukluk varsa lamba ışık vermez. Doğru yanlış. Bütün elektrikli araçlarda elektrik devresi bulunmaz. Elektrikli araçların tümünde elektrik devresi olmak zorunda. Yanlış. Ampullerin artı ve eksi kutupları vardır. Ampullerin değil, pillerin artı ve eksi kutbu vardır. Yanlış. Piller çok fazla enerji üretmediği için elektrik devrelerinde tehlike oluşturmaz. Doğru. Kablo elektrik enerjisinin devre elemanlarına taşınmasını sağlar. Doğru. Lambaları açıp kapamada kullanılan elektrik düğmeleri devre elemanlarından anahtara örnektir. Doğru. Kabloların dış yüzeyinde bakır tel bulunur. Dış yüzeyinde değil, iç yüzeyinde bakır tel bulunur. Yanlış. Ampulü açmak için elektrik düğmesine basıldığında elektrik düğmesi kapalı anahtar görevi yapar. Evet, bastığımız zaman aslında biz hani lambayı aç dediğimiz vakit anahtarı kapatıyoruz. Onun için lambamız çalışmakta. Cevabımız doğru. Sayfa 200 eşleştirme soruları. Elektrik devresi. Evet. C bölümüne baktığımız zaman arkadaşlar A'dan başlayalım. Eşleştirme soruları artı ve eksi kutupları olan devre elemandır. Devre elemanlarından pil artı ve eksi kutbu vardır. Devre elemanlarını birbirine bağlar. Birbirine bağlayan kablomuzdur. Işık üretir. Ampulümüzdür. Devrenin kapanıp açılmasını sağlar. Anahtarımızdır. Elektrik devresi boş kaldı. Ç. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri görselleri verilen devrelerin özelliklerine göre tamamlayalım. Yandaki elektrik devresi ışık vermez. Çünkü buraya baktığımız zaman arkadaşlar devrede pil yok. Çünkü pil yok. 2'ye bakalım. Yandaki elektrik devresi ışık verir. Evet, ışık verir. Pilimiz var. Bağlantı kablosu bağlanmış. Kopukluk yok. Anahtar olmasa bile bizim devremiz çalışır. Evet, ikinci devre anahtar şart değil dedik. Anahtar olmadan da devremiz çalışır. Sadece açıp kapamakta zorluk çekeriz. 3. Yandaki elektrik devresinin ışık verebilmesi için baktığımız zaman pilimiz var. Kablomuz bağlanmış, anahtarımız var ancak anahtar açık olduğu için anahtarın kapanması lazım. Buraya anahtarı kapatırsak devremiz ışık verecek. Anahtar kapat yazdım arkadaşlar. 4. Yandaki elektrik devresinde lamba ışık vermemektedir. Lambanın ışık vermesi için bakalım arkadaşlar pilimiz var, anahtarımız kapalı. Sadece şuradaki bağlantı kablosu tamamlanmamış. Bağlantı kablosu kopuk olduğu için ışık vermesi için kablo tamamlanmalı. Kablo tamamla diye kısaca not aldım. Sayfa 201. Devreyi açıp kapatmaya yarayan nedir? Buradaki anahtarımızdır. Devreye enerji sağlayan pilimizdir. Devre elemanları birbirine bağlayan bağlantı kablosudur. Eşleştirmemizi yaptık. Şıklardan uygulamalı bulalım. İkinci soru. Yukarıdaki devrede kullanılan devre elemanlarının sayıları hangisinde doğru verilmiştir? Ampul burada 2 tane ampulümüz var. 3 olanları sildim. Pilimiz 1, 2, 3 tane pilimiz var. 1 olanı sildim. Geriye anahtar kaldı. Anahtarımız da burada 1 tanedir. Dolayısıyla cevabımız A. 3. Aşağıdaki devrelerin hangisinde lamba ışık verir? A'ya bakalım.
Pilimiz bağlanmış, anahtarımız var ancak anahtar açık olduğu için ışık vermez. B'ye bakalım, anahtar kapalı, ampulümüz var, pilimiz var, kablolarımız var, lamba ışık verir. Cevabımız doğru. 4. Yukarıdaki verilen elektrik devrelerindeki numaralanmış lambalar ile ilgili olarak hangisi doğrudur? Bir numaraya bakalım. Pilimiz var ancak anahtar açık olduğu için ışık vermez. 2'ye bakalım. Pilimiz var, anahtar kapalı, 2 numara ışık verir. Doğru cevabımız 1 numara lamba ışık vermez, 2 numara lamba ışık verir. Yani D cevabı. 5. Kendisini tanıtan devre elemanı hangisidir? Elektrik üretirim. Elektrik ile ilgili deneylere belli kullanmanızı tavsiye ederim. Evet, elektrik üretirim dediği için cevabımız pil C şıkkı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.